özellikle uzak durmak çok ama çok önemli. Çünkü virüs temasla yayılıyor biliyorsunuz. Peki ne yapmalı? Nasıl korunmalı? Merak edilen soruları uzmanına soracağız. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Fatih Bey hoş bulduk efendim. Merhabalar. Teşekkürler. Şimdi Kurban Bayramı aslında Ramazan Bayramı'nda da çok konuştuk bunları ama Kurban Bayramı denildiği zaman İki önemli unsur var. Birincisi bayramlaşma, bayram ziyareti. İkincisi de kurban bayramında kurban kesiyoruz. Burada alınacak tedbirler aslında çift katlı ve farklı unsurları barındıran tedbirler almamız gerekiyor. Ne dersiniz? Nasıl tedbirler alacağız? Ben söze başlamadan önce müsaade ederseniz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, et, evet. milletimize başsağlığı diliyorum. Sonrasında şu anda görev başında olan tüm sağlık personellerimize de kolaylıklar diliyorum. Şu anda koronavirüsle mücadele hastanelerimizde, acil servislerde, yoğun bakımlarda ve ilgili kliniklerde tüm hızıyla devam etmekte. Gerçekten de Kurban Bayramı önemli bir eşik. E, vaka sayıları yönünden de önemli bir eşik. Çünkü Ramazan bayramından farklı olarak bu bayramda ciddi anlamda bir kısıtlama yok. Ayrıca bu bayramın içerisinde kurban ibadeti söz konusu. Durum böyle olunca kurbanlıkların satış alanlarından başlayarak, sonrasında kurban kesim alanları ve et dağıtımlarına kadar bir dizi önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor milletçe. Çünkü şu anda bu hastalığa karşı %100 etkinliği gösterilmiş bir ilaç, veya aşı yok. Doğal olarak bizim alacağımız tedbirler her şeyin önünde geliyor. Çünkü hekimlikte de koruyucu hekimlik tedavi edici hekimlikten hem daha kolay hem de daha az maliyetli. Yani biz burada birey olarak bu hastalığa nasıl yakalanmayacağımıza dair tedbirlerimizi bayram süresince de almak durumundayız. Kurban Bayramı içerisinde de bu bayramda tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi sevdiklerimizin bayramını uzaktan kutlayabiliriz telefonla, görüntülü görüşme yoluyla onlara sevdiklerimizi, sevgi dileklerimizi, bayram kutlamalarımızı iletebiliriz. Eğer ziyaret etmemiz gerekiyorsa ziyaret yalnızca birinci derece akrabalarıyla sınırlı tutulmalı ve mümkün ise açık alanlarda bir araya gelinmeli. Açık alanlarda dahi sosyal mesafeye tabi dikkat edilmesi lazım. Hele kapalı ortamlarda bir araya geliniyorsa yine bir metrenin üzerinde mesafelerin olduğu bir konumda olmalıyız. Ayrıca yine maskelerde takılı vaziyette olmalı. Büyük çaplı bayram yemeklerinden bu bayramda kaçınmamız lazım. Çünkü kurban bayramlarında biliyorsunuz ikramlar daha da fazla oluyor, daha zengin oluyor. Onlardan kaçınmamız lazım. Bu bayram en önemli ikram edeceğimiz şey aslında kolonya. Çünkü kolonya zaten bizim kültürümüzde de vardı. Evet. Gerçekten de temizlik anlamında yani tedbirlerin temizlik kısmında el yıkamayla birlikte bu kolonya dezenfektan kullanımı da son derece önemli. Çünkü hijyenik e, kurallara riayet etmek bu e, hastalığın yayılımını önlemek açısından son derece önemli. Ayrıca tabii e, kabristan ziyaretleri de önemli. Kabristan ziyaretleri malumunuz e, arefe ya da bayramın birinci günleri daha çok tercih edilirdi ama kalabalık oluşturmayacak biçimde bunları da ayarlamamız lazım. Ee, belki öncesinde ve sonrasındaki bayram günlerine yayarak bu kabristan ziyaretlerini de ayarlamamız lazım. Efendim e, peki dikkat edilmezse e, hangi riskler bizi bekliyor? Şimdi e, rakamlar öyle ki e, son süreçte özellikle 900-950 bandında bir düzlükte ilerliyor ama hep böyle ilerleyeceği anlamına gelir mi? Yani hangi riskler bizi bekler? Özellikle böyle bir dolaşımın olacağı bir süreçti. Evet. Biz eğer bu kurallara dikkat etmezsek, yani kişiler arasındaki fiziksel mesafeye, maske kullanımına, maskenin de doğru kullanımına ve bunun dışında hijyen önlemlerine dikkat etmezsek, gerçekten de vaka sayılarında artış şeklinde bu karşımıza çıkabilir ilerleyen günlerde. Ayrıca kalabalık oluşturan her yerde bu risk var. Hastalık gücünü temastan alıyor. Kalabalık oluşturan her türlü ortamda virüs kendine yayılmaya fırsatı buluyor. Hele ki mesafe korunmamışsa, hele ki maske uygun kullanılmamışsa. Doğal olarak bu kurban kesim alanlarında da kalabalık oluşturmamaya dikkat etmemiz lazım. Gerek kesimin yapıldığı yerlerde, gerekse de daha sonra et dağıtımının yapıldığı yerlerde. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çünkü kritik bir eşik. Biz eğer bu kurallara uymaz isek bayram sonunda bir hafta 10 gün sonrasında daha yüksek vaka sayıları karşımıza çıkabilir. Tabii daha yüksek vaka sayılarının ortaya çıkması da daha sonraki süreçte biliyorsunuz 31 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığımız okulların açılmasını planladı. Bütün bu normale dönüş sürecinde de ciddi etkisi olabilecek vaka sayılarına çıkabiliriz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi hastalık henüz geçmedi ve sağlık personellerimiz bu hastalıkla mücadele etmeye devam ediyor. Hastalık da öyle basite alınabilecek bir soğuk algın gibi değil. Bakınız bir örnek verelim. Cuma günü bir hastamız 55 yaşında, bilinen hiçbir hastalığı yok. Bir cenaze töreninden koronavirüs hastalığını kapmış ve solunum sıkıntısıyla kliniğimize başvurmuş durumdaydı. Ciddi oksijen ihtiyacı vardı ve oksijenle zar zor nefes almaktaydı. E, yoğun bakıma yatış için gerekli ayarlamaları biz yaparken beni yanına çağırdı, bir şey isteyeceğini düşündüm ve bana sorduğu soru gayet samimi, içten, "Hocam ben ölecek miyim?" dedi. Kendisine elimizden gelen tıbbın bütün imkanlarını kullanarak şifasına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağımız yönünde terkinde bulunduk, rahatlattık. Ama artık ölüm korkusuna yol açabilecek düzeyde bir nefes darlığına, oksijen açlığına, hava açlığına sebep olabilen bir virüsten bahsediyoruz. Biz bunları aslında insanları korkutmak için söylemiyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu hastalıktan şimdiye kadar kaç insanımız etkilendi? Kaç ocağa ateş düştü? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetti? Ve o ocağın, o evin bizim ev olduğunu düşünürsek ne kadar hastalığın ciddi bir boyutta olduğunu belki biraz daha tahmin edip önlemleri ona göre alabiliriz. Şimdi sosyal medyada görüyoruz işte bu koronavirüs partileri yapıldığını duyuyoruz. Bunun haricinde e, mahalle aralarında düğün törenleri düzenleniyor ve bu düğün, düğün törenlerinde kontrolsüz biçimde 60-70 kişinin 100 kişinin olduğu büyük halay zincirleri kurulduğunu görüyoruz. E şimdi maskede yok, sosyal mesafede yok o zaman ne oluyor? Bir kişi 100 kişi yüzden fazla kişiyi enfekte edebiliyor tek bir hasta kişi bile. Ondan dolayı tedbirlere bu kurban bayramı içerisinde de uyarsak, kurban bayramı sonunda da vaka sayılarımızın e, stabil ve daha düşük sayılarda seyredebileceğini öngörmek zor değil efendim. E, sayın Hocam, e, kurban bayramı elbette bir de hafta sonuna denk geliyor. Yaz sezonunda olduğumuz için e, bunu tatille e, birleştirmek isteyen çok sayıda vatandaş var haklı olarak. E, tamamıyla e, tatil olarak da düşündüğümüz takdirde yani şöyle, Tatile gidip döndükten sonra ki bunun 14 günlük bir süresi var hep konuştuk. Bu acı sürprizle karşılaşılabilir ve sonrasında rakamların yeniden yükselmesiyle hem sosyolojik hem psikolojik hem sosyoekonomik eğitim yani birçok yansımasını tatil dönüşünde belki de görebiliriz. Dolayısıyla yani tatile çıkacakları içinde yani en elzem olan unsurlar nelerdir bu süreçte bayramla birlikte? Burada öncelikle toplu taşıma araçlarında seyahat kurallarına çok dikkat etmek gerekiyor, ee, uygun biçimde kapasiteyi aşmayacak şekilde e, bu şehirler arasında transferin gerçekleşmesi lazım. Bununla ilgili olarak da zaten ilgili kurumlar denetlemeleri de yapacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra eğer sahil kesiminde ya da bir deniz kenarında tatil yapmayı e, tercih ederlerse vatandaşlarımız yine kalabalıklardan kaçınmaları lazım. Evet bu hastalık e, denizde de bulaşabilir, havuzda da bulaşabilir ama burada en önemli faktör kişiler arası mesafenin daralması, kısalması. Sahilde, denizin içinde, havuzun içinde mesafe kısaldığı vakit sosyal mesafe burada da korunmadığı vakit hastalık yayılmaya yine kendine fırsat bulacak. Ondan dolayı yine kalabalık oluşturmamaya deniz kenarlarında, havuz kenarlarında mutlaka dikkat etmemiz lazım. Yani hastalık ortadan kalkmış değil. Evet normalleşme adımları atıldı. Sonuçta gerekliydi. Dünyanın her evet. yeri artık normalleşme adımlarını atmaya başladı. Ama bazı ülkelerde görüyorsunuz ki aslında hiçbir kısıtlama yapılmadan insanlar buna son derece iyi biçimde adapte oldu. Kanada, Japonya örneklerinde olduğu gibi. Bizler de artık bu hastalığa mevcut koşullarımız göz önünde bulundurarak kendimizi nasıl adapte edeceğimize bakmalıyız. Bir yerde kalabalık görüyorsak o kalabalıktan uzak durmamız lazım. Buna dikkat etmemiz lazım mesafeye dikkat etmemiz lazım ve mümkün olduğunca bu maskeyi e, çok sık biçimde ve uygun biçimde ağzımızı burnumuzu kapatacak biçimde kullanmamız lazım. Arabanın dikiz aynasında bir aksesuar şeklinde asılı olan maskenin hiç kimseyi koruyucu etkisi yok. Aynı şekilde burnunuzu açıkta bırakan ya da çenenizde yerleşmiş bir yerleşmiş bir maskenin hiçbir şekilde koruyucu etkisi yok. Maske ağzınızı ve burnunuzu tamamıyla kapattığı vakit ve nemlendiğinde değiştirdiğiniz vakit sizi koruyucu etkisi var. Ondan dolayı bu kurallara dikkat etmemiz lazım. Eğer iki kişi arasında bir metreden fazla mesafe olur ve iki tarafta maskeli olursa, bu hastalığın kişiler arasında yayılma şansı yüzde sıfıra kadar düşüyor. Evet. Ondan dolayı bundan sonra bayram içerisinde de, bayram sonrasında da bu salgın hastalık dünyadan. Ee, inşallah bir an önce kalkar gider ama dünya gündeminde devam ettiği sürece bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Öyleyse o son temenniniz bizim de bir bayram temennimiz olsun. Altın değerinde bilgiler paylaştınız, öğütler verdiniz elbette bilimsel olarak. Bilim kurulu üyesi, doçent doktor Afşin Emre Kayıtmaz. Sağolunuz hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim.